19. Uluslararası Hazreti Ali Kadir Hum ve Kardeşlik Konferansı Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Biz Aleviler çok değil, sadece ama sadece sosyal, laik ve hukuk devleti Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nde inançlarıyla ve hayatlarına karışılmadan darbesiz, diktasız ve ohalsiz, eşit, adil ve özgür, sade bir vatandaş olarak yaşamak istiyoruz. Sümerler Amfiteyatro'da düzenlenen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sait Günal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Hatay Eski Milletvekilleri Hasan Akgöl, Refik Er Yılmaz, Ehdav Genel Başkanı Ali Yeral, çok sayıda dini kanaat önderi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Ehdav Genel Başkanı Ali Yeral yaptı. Yeral, Kadir Hum Bayramı'nın manevi anlamı hakkında bilgiler verdi. Bugün Me'ariş Suresi 1 ile 2-3 ayetlerince Kadir'e karşı çıkan Haris bin Numan el-Fihri'ye kendine beddua etmesiyle ilahi azabın indiği gündür. Bugün cehennem ateşinin dindiği, cennetle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı gündür. Birlik ve beraberlik mesajları veren Yeral, Kadir Hum Bayramı'nın resmi tatil olması yönündeki talebini yineledi. Temennimiz artık yetkililer sesimizi duyar, gereğini yapar, turizm ile ekonomi için olmasa da Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt için lazım olan bu tatil günlerini ilan ederler. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, Ehl-i Beyt Mektebi alimi Cevat Gök, Mannheim Defne Ehl-i Beyt Kültür Derneği Başkanı Ayhan Kuzu, İmam Ali İslam Merkezi Başkanı Muhammed Mucahidi de birer konuşma yaptılar. Hepimizin ortağı olan bir şeyde birleşmeliyiz. Alevisiyle, Caferisiyle, Sünnisiyle, diğer inançlarıyla tek bir şeyde birleşmemiz gerekir. O da Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. Ve mesaili ihtilafiye ma 2% hast. On hem der furu'u fıkhi. Hemey müşterekat ro raha kerdeyim ve be can yekdiger oftadim be khatir 2% ihtilaf. Bütün İslami mezheplere inanan Müslümanların %98 müşterekleri var. Yani inandıkları, kabul ettikleri mukaddesat aynıdır %98. Aramızda olan ihtilaf %2'dir. Acaba neden biz %98 birlik olarak kabul ettiğimiz müştereklerimizi bir kenara iterek neden %2 ihtilafın peşine düşüp bu ihtilafları körüklüyoruz? Sizler çok değerlisiniz. Kültürümüzü tanıyın, tanıtın. Çocuklarınızı Arapça öğretin. Lütfen rica ediyorum Arapça öğretin. Lütfen rica ediyorum Arapça öğretin. Çekinmeyin ya. Gündelik hayatı benimsemeyin ya. Mesela Hazreti Ali öyle bir devlet kurdu ki kiralık ev yoktu. Herkese ev sahibi yaptı Hazreti Ali, biliyor musunuz? Herkese ev sahibi yaptı. Dedi ki bu çölün toprakları geniş, kim ev yaparsa o toprak onun olacak. Bu ölü toprağı kim diriltirse burası onun olacak dedi. Kiralık ev yoktu. Bak Almanya'dan Ayhan Kuzu abim gelmiş. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri ama hala insanlar kirada oturabiliyorlar. Hatta maaşlarını yarıya yakınını kiraya da verebiliyorlar. Ama Hazreti Ali 1400 sene önce öyle bir devlet yaptı. Kiralık evi kaldırdı Hazreti Ali. Mesela bütçe ayırdı. Evlenemeyen hiçbir genç kalmayacak. Bütçesini devlet karşılayacak dedi. Parasızlığı kimse bahane etmeyecek. Oğlan, kız, herkesin düğün masrafını devlet verecek diye bir kanun getirdi. Çok daha ilginç olan, 2 sene sonra dediler ki ya Ali, sadaka verecek fakir kalmadı. Hazreti Ali buyurdu ki gidin dağların başına buğday ekin, kuşlar geçtiğinde demesinler İslam ülkesinden geçtik. Böyle bir nimetten mahrum bıraktılar bizi, biliyor musunuz? Hazreti Peygamber, yürüyen Kur'an,
İmam Ali konuşan Kur'an, İmam Hüseyin ise haykıran Kur'an'dır. Bu nedenle kanını dökmüştür. Biz bunları çağımıza getirdiğimizde, onlar gibi olduğumuzda, onların hareketlerini, davranışlarını aramızda yaşattığımızda onların yolunu sürdürmüş oluruz. İmam Zeynel Abidin dediği gibi, soyumdan gelen değil, yolumdan giden bendendir diyor. Konuşmaların ardından Ehlibeyt meddahı dünya birincisi Şehruz Habibi ilahiler seslendirdi. Konferansın sonunda katılımcılara plaket verildi. Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali.